Röportajları izleyin de insanların çektikleri dramı da bir yakından görelim. Türkiye'de evin firması olarak 31 tane bilinen evin firması var. Ve bu firmalar Türkiye'nin en lüks, en önemli köşelerinde dükkan açtılar, yer açtılar. Ve bu firmalar devlete her yıl 5 milyon, 10 milyon vergi veren firmalar. Biz sizin paranızı vereceğiz ama yok, balon. Milletin gazını almak için. Bizler bu toplanmayı 3 ay öncesinden yapacaktık. Böyle bir açıklama yaptılar, gaz aldılar ama biz artık gaza doyduk. Biz devletin resmi kurumlarına güvenerek hareket ettik ama şu an hiç kimseye güvenmiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Buradan da hakkımızı alana kadar gitmeyeceğiz. Ancak çevik kuvvet arkadaşlar geldi. İçeriden bir takım insanlar geldi ama onlar da bizim gazımızı almak için bize süre verir. Biz TMSF tarafından 21 kapatılan şirketleri TMSF tarafından şirketler kapandı. Biz onları mağduruyuz. Biz 6 aydan beri şirketler kapanmış ve hiçbir şekilde bize açıklama yok. Biz burada gece gündüz burada bekleyerek hakkımızı almadan kadar çıkmayacağız. 2 Temmuz'da 21 şirket bir gecede tasfiye edildi. Yani bu kadar insan, burada her ilden insanlar var. Adam, arkadaşımız Gaziantep'ten geldi. Batman'dan gelen var. Yani buradaki Diyarbakır'dan gelen var. Her ilden var. Artık TMFS şeffaf olmuyor. Hiçbir açıklama da yapmıyor. Ucu açık tarihler veriyor. Cumhurbaşkanımızın da konuyla ilgilendiğini söylüyor. Öyle, eylem ama yapıyoruz ve sonuna kadar da buradayız. Sabaha kadar da buradayız. 3 günde, 5 günde buradayız. Biz buradan hiçbir kesinlikle hiçbir şekilde biz buradan ayrılmayacağız. Biz buradan bu sonucu alıncaya kadar hiçbir şekilde devam etmeden, yani biz burayı bırakıp gitmeyeceğiz. Mağdur değilken mağdur duruma düştüğüm için buradayım ve İstanbul'da oturan bütün mağdur arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Eğer buraya gelirseniz sesimizi duyurabiliriz. Biz Konya'dan geldik. Arkadaşlarımıza, herkese destek vermek için ve 5 aydır bize açıklama yapmadığı için TMSF bir açıklama yapması için hakkımızı aramaya geldik. Gerçekten mağduruz. Huzurumuz kaçtı, uykumuz kaçtı, işimizden, aşımızdan olduk. O kadar mağduruz ki. Herkese desteğe çağırıyoruz. 54 bin aile mağdur ve şurada bir avuç insanız. Şimdi ya şirketimizi versinler ya paramızı versinler ya da şirket sahiplerini buraya getirsinler. Biz ne dilenciyiz, ne kimsenin cebindeki paraya göz diktik, ne faize göz diktik, ne borsaya göz diktik, ne dolara, hiçbir şeye. Biz faizsiz kazanca girdik. Bu mu bizim şimdi mükafatımız? Bak, konuşurken sinirleniyorum. Çok sabırlı bir insan değilim. Biz yeter artık diyoruz. Bizim alın terimizi versinler. Yani o yüzden bak, ne borsaya girdik, ne dolar aldık, ülkemize hainlik yapmadık. Tamam mı? Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Her şeye elini atıyor, çıkıp bize de elini atacak. Bizim de bu paramızı verecek. Biz burada kadın erkek demeden burada sabahtan akşama kadar burada toplanmışız. Paramızın derdini, alın terimizi. Ben devlet bakanından birine ulaştım. Bana diyor ki kripto oyna. %50 diyor para kazanırsın. Bana tercih bu mu? Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı verecekler. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hakkımızı şu alın terimizi. Siz ne söylemek istiyorsunuz? Biz adaletin önünün neden kapandığını sormak istiyorum öncelikle Cumhurbaşkanıma. Bu güç nasıl bir güç ki adaletimizi bile arayamıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Biz buradayız, bekleyeceğiz. Paramızı, hakkımızı alana kadar da buradayız. Geliyorum abi ben. Samsun'dan mı? Evet. 150 bin lira paramız var bizim TMSF'de şu anda. Ev için yazıldık. Faizden kaçtık. Bu firmalara girdik. Hani faize girmeyelim diye. Ama şu anda paramız TMSF'nin elinde. Ona... Mağdur değildik. Mağdur edildik. Mağdur değildik. Mağdur edildik. Mağdur değildik. Mağdur edildik. Mağdur değildik. Mağdur edildik. Mağdur değildik. Görüyorsunuz işte, değil mi? Yani bakın, faizden kaçtık diyorlar. İşte böyle bir kandırmaca yaptılar. Efendim buradan ben de anlamıyorum. Lan nasıl veriyorlar bunlar peki? Yani bir kuruş faiz almadan biz evi alıyorsun filan. Belli ki önceden bindirme yapıyorlar. Her neyse, benim derdim değil o. Ama bu insanları kandırdılar. Şimdi de adam utanmadan diyor ki efendim ben diyor şeyim diyor. Devlet diyor artık devlet güvencesindeler. E peki sen niye başladın bu işe? Sen cukkayı götürdükten sonra devlet güvencesi, öyle mi? Ya olacak şey değil. Her neyse. Şimdi bir